Evet, gördüğümüz gibi bu morarmış. Morardığı için artık koparabiliriz. Olgunlaşmış. Artık bu şekilde alıyoruz. Yemeğe hazır. Şimdi burada da birkaç tane var. Bu iki tanesi de olmuş. Bunları da alabiliyoruz. Bunu alıyoruz. Morardığı zaman olmuş demek. Birazcık da yumuşuyor kendisi. Şimdi bunlar yemeğe hazır. Yaklaşık 2-3000 civarında çarpıfelek meyvemiz var burada. Bunların daha zamanı var. Evet, şimdi biraz olmuş gibi. Daha vakti var. İsmim Bekir Kara. Şu anda Belek bölgesinde Passiflora seramızdayız. Yani Türkiye'de bilinen ismi çarkıfelek meyvesi ama uluslararası alanda herkes passion fruit olarak bu meyveyi bilirler. Geçtiğimiz Mayıs ayında dikimini yaptığım Passiflora fideleri yaklaşık 7 ay sonra ilk meyvesini verdi. Önümüzdeki 1 ya da 2 hafta sonra hasat edeceğiz. Şu anda yaklaşık işte birkaç haftadır yine kendimiz test ediyoruz. İçinde bazı meyveler olgunlaştı. Fakat 2 ya da 3 hafta sonra hepsi tamamen olgunlaşmış olacaklar. Bulunduğumuz bölge esasen baktığımız zaman Antalya'nın doğusu, batısı, her tarafı tropik meyveler için bence uygun iklime sahip. Yani dışarıda yetiştiremiyorsanız seray ortamında yetiştirebilirsiniz kesinlikle. Mesela bu Passiflora benim için şu anda bir Ar-Ge çalışması. Yaklaşık 2,5 dönümdü mesela ilk ektiğim zaman. Bu meyvelerden 400 tane ekmiştim 2,5 dönüme. Yaklaşık 200 tanesi yazın sıcağa dayanamayarak öldüler. Fakat geriye kalan 200 tanesi şu anda yaklaşık 3000 adet meyve verdi bana. Şimdi bu tür meyvenin bende neden merak uyandırdı? İlk öncelikle bizim golf sahasında tesadüfen iki tane Passiflora yani çarkıfelek ağacı vardı. Esasen bizim peyzaj müdürümüz onu o zaman çiçekleri için oraya dikmişti. Çok güzel çiçeği olur Passiflora'nın çarkıfelek meyvesinin. Sonrasında ben onun aslında yenilebilir bir meyve olduğunu öğrendim. Ve bu meyvenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de mesela yediğiniz zaman, günde bir tane yediğiniz zaman akşama kadar kesinlikle sinirlenmiyorsunuz. Yani çağımızın en büyük problemi baktığımız zaman sinir stres. İnsanlar hele hele böyle bir dönemde, pandemi döneminde, finansal sorunların olduğu bir dönemde tüm dünyada insanlar için bence en güzel şey doğal stres meyvesi. Diğer bir ismi zaten stres meyvesi olarak da bilinir. Yani bir tane yediğiniz zaman günde uyku problemleri olanlar için çok iyi geliyor. Yani uyku, yani bir hafta boyunca birer tane yediğiniz zaman düzenli uyku uyuyabiliyorsunuz. Ayrıca stresli ve bir ortamdaysanız ve çok çabuk sinirleniyorsanız mesela çok faydalı. Passiflora diye şurubu da var mesela. Eczanelerden şurubunu alabilirsiniz. Bu bütün dünyada var. Kimlere veriyorlar? Anxiety, yani işte psikolojik korku hissedenlere, stres altında hissedenlere şurubunu satıyorlar ve şurubundan içtiğiniz zaman bir tedavi yöntemi yani. Biz burada doğal olarak insanların ulaşmasını sağlayacağız. Şimdi esas bu bitkiyi burada yetiştirmeyi denememin esas sebebi benim. Bölgeye baktığım zaman esasen ben kendim turizmciyim. Normalde meyveyle veyahut da sebzeyle çiftçilikle çok fazla alakam yok. Fakat bölgeye bakıyorum, insanlar bütün bu Antalya bölgesinde, Akdeniz bölgesinde genelde işte domates, patlıcan, biber, karpuz böyle riski olmayan sebze ve meyvelere yoğunlaşıyorlar. Fakat dolayısıyla katma değeri düşük oluyor. Yani şimdi pandemi döneminde tabii ki çiftçiler baktığım zaman bölgede güzel para kazanıyorlar. Yani domates, biber vesaire gayet iyi fiyatlara gidiyor. Fakat pandemin olmadığı dönemleri hatırlıyorum. Mesela bakıyorum herkes domates ekiyor. Bir önceki yıl domates para ettiği için herkes zarar ediyor. Yani bir yıl zarar ediyorsa diğer yıl kazanabiliyordu ancak. Şimdi fakat çiftçinin de şöyle bir risk durumu var. İnsanların da ekonomik durumu çok iyi olmadığı için köydeki çiftçilerin. Mesela böyle bir bitkiyi bir deneyip
o riski göze alamıyorlar. Çünkü göze alırsalar şayet başarılı olamazsalar o yıl zarar edecekler, geçimlerini sürdüremeyecekler. Onun için ben burada bu işi yapmaya karar verdim ve çevre köylerden insanlar gelip bakıyorlar meyvemize. Zaman zaman işte sonuç alıp alamayacağımı çok merak ediyorlar. Şu ana kadar onlar da gördü ki aslında bu meyve burada yetiştirilebiliyor. Dolayısıyla artık onlar için o risk ortadan kalktı. Eminim insanlar yavaş yavaş biz burada verim aldıktan sonra bu tür meyvelere, tropik meyvelere özellikle passion fruit'e yoğunlaşacaklardır. Baktığım zaman mesela bölgede şu anda herkes muz seralarına yoğunlaştı. Fakat yani bakıyorum yani orada kimler işte tarım şirketleri, ekonomik durumu iyi olan herkes mesela oraya yükleniyorlar. Peki, bence çeşitli olması lazım. Pazarlama işte aşaması nasıl gerçekleştireceksiniz? Pazarlama aşaması şu anda ülkemizde çok az bilinen bir meyve. Onun farkındayım ama zamanla tanınacağına inanıyorum. Zamanla insanların bunu burada daha çok yetiştirdiği zaman pazara, insanlarımıza ulaşacağını düşünüyorum. Mesela kuzey ülkelerine, Avrupa ülkelerine, Doğu Avrupa gibi ülkelere ihraç ettiğiniz zaman bu ürünü kilosunu 15-20 dolardan rahatlıkla satabilirsiniz. Türkiye yani, iç piyasada? İç piyasada şu anda baktığım zaman ben internet üzerinden gördüm birkaç tane. Mesela işte tanesi 15-20 lira civarında bu meyvenin. Yani faydalarını göz önünde bulundurduğum zaman aslında çok da pahalı bir meyve değil. Çünkü bir nevi ilaç bu. Çok güzel olmuş. Buradan alıyoruz. Evet. Harika. Artık akşama kadar hiçbir şekilde sinirlenmiyorum.